Hepinize merhaba. En çok sorduğunuz sorunun yanıtı geliyor. Haftalık kaç soru, günlük kaç soru? Yorumlardan gördüğüm kadarıyla günlük kaç soru çözeyim münakaşası çok uzun. Kimi öğrencilerim demiş ki "Hocam bana 40 soru çöz dedi. Ben 5 soru çözdüm." Kimi demiş ki "5 dediler ben 50 çözdüm." Şimdi öncelikle günlük kaç soru çözdüğünüz sizin arkadan aldığınız destekle alakalıdır. Bu ne demek? Bazı okullarda öğrenciler o kadar yoğun sınav hazırlığı içerisindeler ki o çocuklar zaten gün içerisinde gerçekten hazırlık yapıyorlar ve okulda zaman kaybetmiyorlarsa yani hocalarıyla devam ediyorlarsa, havaya bakmıyorlarsa zaten en az 100 soru çözüyorlar gün içerisinde. Bu çocuklardan biriyseniz durum farklı ama... Klasik. Ben okula gidiyorum, eve geliyorum, kendi kendime YouTube'dan bir şeyler öğreniyorum diyen bir çocuk için. Eğer matematiğiniz iyi ise günlük minimum 40 soru çözmelisiniz matematikten. Cepte. En az 10 paragraf sorusu, 50. 10 paragraf sorusunun yanında hangi konudasınız Türkçeden? Mesela cümlenin ögelerinde misiniz? Bir 10 ya da 15 tane de ondan çözdünüz diyelim. Devamında bir 20-30 kadar da fen. Bunun çatınız olması gerekiyor. Bence her gün din, sosyal ve İngilizce testi çözmenize gerek yok. Hocalarım bana kızmasınlar lütfen. Ama her gün onlarla uğraşmanıza gerek yok. Ve hatta her gün 50-60 paragraf sorusu çözmenize de gerek yok. Eğer matematiğiniz iyiyse ve yeni nesil soru üretebiliyorsanız günlük 40 matematik olmazsa olmazınız olmalı. 10 paragraf sorusu olmazsa olmazınız olmalı. Ve 20 fen sorusu yani 40, 50, 60, 70 ana ders sorusu olmazsa olmazınız olmalı. Bunun üzerine İngilizce koyarsanız bir gün, Türkçeden fiilimsi işliyorsanız fiilimsi koyarsınız. Fen'den ya da işte sosyalden ödev, ihtiyaç her neyse onları koyarsınız. Bu 70 soru bel kemiğiniz olmalı. Eğer ben tek başıma matematik sorusu çözemiyorum hocam. Bu yüzden matematik sorumu 40'a çıkaramıyorum. O 40 benim bütün akşamımı alıyor diyorsanız da en az 15-20 yeni nesil matematik sorusu, 10 paragraf sorusu ama bu 10 paragraf sorusunun yanında bu 15-20 yaptığınız matematik tek başınıza çözemediniz ya. 15-20 matematiğin üzerine buraya Türkçe'ye birazcık daha fazla soru getirip en azından orayı bir 20-30'da tutmalısınız. 10 paragraf artı 20 sözcükte anlam mesela. Ve en altta sene de yine 20 30 soru eklemelisiniz. Yani yine 70 soruyu tamamlayacaksınız bu taraftaki gibi. Ama bu tarafta 70 soruyu biraz daha fen ve Türkçe yoğunluklu tamamlayacaksınız. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam matematiği yapamıyordum. Siz de soru sayısını düşürdünüz. Ama yeni nesil sorularda maalesef eğer çocuk matematikte zayıfsa 40 soruyu çıkarması tek başına o 40 soruyu yapması mümkün olmuyor. O yüzden en azından yapabileceği bir sayıda çocuğu yani sizi hevesinizi kırmadan ilerletmek gerekiyor. Ve bu 70 sorunun üzerine o gün yapmanız gereken ödeviniz varsa ya da işte okul ödeviniz varsa ya da sosyal eklenebilir, din eklenebilir, İngilizce eklenebilir ihtiyaç sahibi çocuklara. Öğrencilerin genellikle ne, şu saatli çalışmalara çok uyamadığını düşünüyorum. Yani yani işte saat 8'de uyandım. işte okula gittim, geldim. Saat 5'ten sonra oturdum. 5.40'a kadar çalıştım ve 5.40'ta kalktım, tuvalete gittim, geri geldim. Buna pek uyamıyorsunuz. Bu yüzden soru sayısını tamamlama challenge yapalım hep beraber dilerseniz. Yani arkadaşlar, günlük soru sayılarınızda bu oranı tutturursanız haftalık Sosyali, dini, İngilizceyi falan bakın buraya koymadık. Bunlar sadece fen, matematik ve Türkçeden. Onlardan da biraz soru çözdüğünü düşünürsek burayı 450 ila en az 450 ila 600-700 aralığına çıkarabilmeniz gerekiyor. Dikkat edin bakın ortalama 70 soru bu tarafa verdim. Bu tarafa da Ortalama matematiği az tuttuğumuz için 80 soru verdim. 70 soru 80 sorudan düşünecek olursak zaten en az 450-500 soruyu görmüş olmanız gerekiyor haftalık. Evet, yorumlarınıza çok dikkat ediyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Minimum olması gereken soru sayılarını verdim. Bunun üzerine artık sizin düzeniniz neyse o düzenin içinde soru sayısı ekleyeceksiniz. Yani benden duymuş olun. 100 soruyu göreceksiniz günde. Hazirana kadar sıkın dişinizi. Bu iş adanmışlık istiyor. Öyle ben ucundan tutarım, birazcık çalışırım, girerim yok. O yüzden lütfen bizimle kalın, benimle kalın. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yazın bana. Görüşürüz, hoşçakalın.